Sevgili Bayan Değeri Kadın izleyicileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde çok kıymetli bir konuğumuz var. Geçmiş dönemde uzun süre Mor Çatı Gönüllü Avukatlığını yapmış. Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun şimdiki temsilcilerinden. Aynı zamanda yine Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin, Kader'in uzun dönem yine genel başkanlığında yapmış feminist avukat Hülya Gülbahar. Konuğuma hoş geldin Hülya. Hoş bulduk. Hülya, şimdi 25 Kasım tabii bizim için, kadın mücadelesine gönül vermiş insanlar için çok önemli bir gün ve şimdi bugünün genel olarak zaten anlamını, önemini hani araştırdığımızda da okuruz ama ben seninle bu kısa sıkıştırılmış programda hızlıca direkt sorularıma girmek istiyorum aslında. En azından geçtiğimiz 25 Kasım'da bu 25 Kasım arasında bir yıllık süreci değerlendirecek olursak bir sürü şey yaşadık. İşte İstanbul Sözleşmesi'ne saldırdılar, infaz affı konuştuk. Şimdi aile arabuluculuğu, yine hiç bitmeyen nafakayı konuşuyoruz. Sürekli bir işte kadının kazanılmış haklarına yönelik saldırı teşkil eden girişimlerle baş etmeye çalışıyoruz. Neler oldu bu yılda? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Herhalde kadın haklarına yönelik saldırılar son yıllarda çok yoğunlaşmıştı ama en yoğun yaşadığımız yıl oldu. 2020 yılı maalesef arka arkaya çok kısa aralıklarla geldi. Örneğin çocuk istismarcısına af girişimini 2016 yılında tartışmış ve püskürtmüştük. Türkiye Kadın Hareketi olarak ve Kadın Hareketi olarak ve kamuoyu olarak 2020'de tekrar gündeme geldi. Bunu tekrar püskürttük. Hemen ardından nafaka konusu tartışıldı. Daha nafaka konusuna giremeden İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasının çekilmesini tartıştık. İstanbul Sözleşmesi'nden şimdilik imza kaldı, çekilmedi ama yine 103 ve boşanan kadının yoksulluk nafakasını tartışıyoruz. Bütün bunlar 7-8 ay içerisinde oldu ve üstelik COVID-19 karantinası koşullarında oldu. Yani kadınlar evde ve işte, dışarıda çalışan kadınlar hayatta kalma mücadelesi verirken, toplum hayatta, insanlık hayatta kalmaya çalışırken, evdeki çocuklar, yaşlılar, eşlerin sağlığını korumak için kadınlar çırpınırken, dışarıda sağlık sektöründe, marketlerde, gıda sektöründe değil, hayati sektörlerde kadın yoğun çalışıldığı için, toplumun sağlığı için can siperhane kadınlar mücadele ederken, bir de kapatma koşullarında ağır şiddetlere maruz kalırken, yani aile içi erkek şiddetinin mağduru olurken, bir yandan da siyasi iktidarın ve bir takım marjinal çevrelerin o hakkı da alacağız, bu hakkı da alacağız saldırısına karşı mücadele etmek zorunda kaldı. Yani 2020 gerçekten çok zorlu bir yıl oldu Türkiye Kadın Hareketi açısından. Şimdi 25 Kasım'da biz bunları konuşuyoruz. Neden bunları 25 Kasım'da konuşuyoruz? Onu da hemen bir kısaca anmak gerekiyor. Kadınlar için mücadele dolu bir yıl oldu 2020 yılı. Ama her yıl kadınlar için mücadele dolu bir yıl oluyor. 25 Kasım uluslararası bir gün. Dünya kadınlarının uluslararası mücadelesi ve dayanışmasını ön plana çıkarttığı gün. Neye karşı? Kadına karşı şiddete karşı. Kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için bir araya geldiği gün dünya kadınlarının. 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabel kız kardeşler askeri diktatörlüğe karşı mücadele ederken hayatlarını kaybetmişlerdi. Diktatörlüğün askerleri tarafından hem tecavüze maruz kalarak hem hayatlarından olmuşlardı. Kod adları kelebeklerdi. Bekler. 60, 2020, kelebeklerin ömrü kısa olur deniyor ama biz o Mirabel kız kardeşleri dünyanın her yanında Kasım ayı boyunca anıyoruz, hatırlıyoruz, kalplerimizde yaşatıyoruz ve mücadelemizle katılmış oluyoruz. Bu çok önemli, anlamlı bir gün. O yüzden Dünya Kadın Hareketi için 25 Kasım. Türkiye Kadın Hareketi'nin
bu yılki mücadelesini de bu 25 Kasım'da tekrar konuşmak. Mirabel kız kardeşlerimize karşı borcumuzu ödüyoruz aynı zamanda. Ses kendilerini saygıyla anıyoruz. Güzel bir yıl geçirdik Türkiye Kadın Hareketi olarak. Dünya Kadın Hareketi önünde yüzümüz ak, alnımız açık. Dünyanın en mücadeleci kadın örgütlerinden birisiyiz. Dünyanın en önemli kadın hareketlerinden birisiyiz ve aynı zamanda ne yazık ki bir takım çevreler bunu kabul etmeseler bile Türkiye'nin de en önemli siyasi hareketlerinden bir tanesiyiz. Kadın hareketi politik bir hareket aynı zamanda. Kesinlikle. Ve sözümüz sadece iktidarlara değil ya da sadece merkezi iktidara, devleti yönetenlere, hükümet ettiğini sananlara değil, iktidarı muhalefetiyle, merkezi yereliyle, mahallelere, köylere kadar kendini iktidar sanan her cinsiyetçi bireye ve sisteme karşı mücadele ediyoruz. Kolay bir mücadele değil. Yani insanın evinde en sevdikleriyle mücadelesinde de başlıyor bu. Oradaki hiddeti, oradaki ayrımcılığı sonlandırmak için zordur sevdiğiyle mücadele etmek. Oradan başlayan, devlete yayılan bir mücadele bu. Zor bir mücadele ama Türkiye Kadın Hareketi başarıyla bu mücadelenin hakkını veriyor. Tam bu noktada bir şey soracağım. Şimdi çok fazla saldırı var ve hakikaten zor oldu dedik. Ama bu zorluk aynı zamanda o yükselişi de beraberinde getirmiyor mu? Yani hani dünya bakımından da değerlendirdiğimizde. İşte bir yerlerde yine geçmiş 25 Kasım'dan bu yana lastesiz performansı oldu. Biz bunu Türkiye'de yapmaya çalıştık. Evet, farklı bir tepkiyle karşılaştık. Ama bu biraz da etki tepki meselesi değil mi? Yani sanki genel böyle kuş bakışı baktığımızda bir güçlenme de görmüyor muyuz bu saldırılar karşısında? Kuşkusuz, kuşkusuz. Yani hem nicelik olarak güçlenme görüyoruz bütün dünyada. Düşünsenize Me Too hareketi. Evet. Yani Amerika'nın sinema sektörünün devlerini yıktı. Yıkan bir hareket oldu. Yani Fransa'dan tutun da dünyanın her bir yanında politikacıların siyaseten, ekonomik olarak, kariyer olarak güçlü erkeklerin taciz ettiği, tecavüz ettiği, istismara maruz bıraktığı kadınların hareketiydi. Ama Me Too'ya karşı çıkan Trump da gitti yani bir bakıma. Belki gidişinde çok da etkisi olmuştur Me Too'nun bence. Tabii ki, tabii ki. Yani kadınların mücadelesi gerçekten çok önemli bir siyasi dinamik olarak bütün dünyada gelişiyor. Şimdi Polonya'da ki kadın grevi, ki Polonya ikinci büyük kadın grevini yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam 2016'da büyük bir kadın grevi yapmıştı. Kadın grevinden bahsediyorum. Evet. Yani Arjantin'de kadın cinayetlerine karşı kadın grevi yapıldı. Polonya'da son yapılan kadın grevinde artık hükümet Katolik kilisesine sahip çıkın ey kadınlar diyerek tekrar kadınlara çağrı yapmak zorunda kaldı. Neden? Kadınların kürtaj hakkına saldıran bir anayasa mahkemesi kararına karşı binlerce kadın tekrar sokağa döküldü ve greve gitti. Polonya'da hükümet geri adım atmak zorunda kaldı bu Peki, nedenle. Türkiye'de de böyle yani, bir şey olur mu sence? Etki tepki meselesi Türkiye için de çok önemli. Çok rakam verebilirim, çok örnek verebilirim ama sadece iki aylık, bir aylık hatta süreci örnek vereyim. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi tartışması açıldığında Temmuz 2020 tarihinde Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmaya göre kamuoyunda %17'lik bir kesim Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden imzasının çekilmesini istiyordu. Türkiye Kadın Hareketi ve bu arada Eşik, Eşitlik İçin Kadın Platformu'nda bir araya gelen 300 örgüt ve LGBT örgütler öyle bir mücadele verdik ki her türlü sansür koşulunda, her türlü sokağa çıkma yasağına rağmen bir ay içerisinde %7'ye indirdik Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesini isteyenlerin oranını. KONDA araştırma yaptı Ağustos 2020'de. Araştırma %7'si Türkiye toplumunun araştırmaya katılanların imzanın çekilmesini istiyordu. Bu kadar büyük, hızlı, net fark yaratan bir hareketten bahsediyorum. Aynı zamanda belki bu saldırılar hiç bilinmeyen İstanbul Sözleşmesi'ni tanıttı da. Yani bütün bu kötü diye adlandırabileceğimiz saldırıların olumlu etkilerini de yaşıyoruz bir taraftan. Peki mesela Polonya'da ki bu
çıkış kürtajla ilgili Türkiye'de de aynı şeye ihtimal veriyor musun? Yani gidişatı daha da kötüye götürebilirler mi sence? Türkiye'de her şey mümkün. Yani kadın hareketi olarak örneğin 2012'de kürtaj yasaklanmak istemişti ve Türkiye'nin her yerinden kadınlar buna itiraz ettiği için kürtaj bir hak olarak kaldı Türkiye'de. Ama ne yapıldı? Fiilen kürtaj yapılacak bir hastane bırakılmadı. Hele bu Covid-19 koşulları dünya yüzünde önümüzdeki sene inanılmaz sayıda istenmeyen çocuk doğacağı açıklanıyor. Çünkü kadınlar bu karantina koşulları nedeniyle hem doğum kontrol araçlarına hem kürtaj erişim olanağına kavuşamadılar. 1,5 milyon yanlış hatırlamıyorsam Dünya Sağlık Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin yaptığı araştırmaya göre istenmeyen çocuk doğacak. Bakın toplumlar için ne kadar yük, aileler için ne kadar yük. Kadın ve erkek ayrımı yapmaksızın tabii ki kadınların hayatı çok değişmiş olacak bu istenmeyen. Cumhurbaşkanı bugün işte 3 çocuk 5 çocuk diyor biliyorsun ki yani orada işte nitelikli bir nesil oluşturmak. Ailelerin, kadınların bakabileceği kadar, yetiştirebileceği kadar, toplumun eğitimden sağlığa kadar destek sunabileceği kadar çocuk politikası olması gerekirken, ama bu nüfus politikası bütün muhafazakarların, Müslüman, Hristiyan fark etmiyor. Polonya'da yani halkın neredeyse %90'ının kiliselere gittiği dünyanın en koyu Katolik ülkelerinden bir tanesi, ama orada bile kadınlar artık bedenlerimize bu kadar müdahale etmeyin diyerek Covid koşullarında muhteşem bir direniş sergilediler. Bu Türkiye için de söz konusu, ama yani Türkiye'de ne yazık ki herkes aynı netlikte bakamıyor. Türkiye Kadın Hareketi biraz yalnız bir mücadele vermek zorunda Türkiye'de. Şey diyeceğim hani feministleri de aslında hedef gösteriyor burada. Anne olmayan kadın yarımdır diyor. Feministleri teröristlikle neredeyse addediyor. Feministler marjinal mi aynı zamanda? Hani yalnızlar tamam da bir de üstüne marjinalleştiriliyoruz. Ne diyorsun? Ya aslında bunu söyleyenler kendileri marjinaller, farkında değiller. Acıklı olan da o. Yani marjinal bir kesim Türkiye'nin en önemli siyasi gücünü, en geniş siyasi hareketini marjinal ilan edebiliyor. Bu politik körlük kelimesini kullanmak istemiyorum. Politikayı hiç okuyamamak, bu halkı hiç okuyamamak demek. Yani ben size bir rakam vereyim şimdi. Adil Gür 2015 yılında yapmıştı ki bu araştırmayı şimdi yapsa daha yüksek rakam çıkar. Türkiye'de kadınların %86'sı kadın örgütlerine güveniyor. %53'ü böyle bir kadın örgütüne girip çalışmak istiyor. Şimdi bakın %56 ne demek? Şey, %86 ne demek? %86'nın içinde AKP'li var, MHP'li var, İYİ Partili var, HDP'li var. Biz Türkiye'nin en geniş koalisyonunu kurmuş durumdayız zaten kadınlar olarak. 10 Bu kişiden neyi gösteriyor? fazla yani. Tabii, Türkiye Kadın Hareketi'nin ortak konular söz konusu olduğunda siyasi görüşü ne olursa olsun bir araya gelip birlikte mücadele verebildiğini gösteriyor. Bunu yapabilen başka bir politik hareket yok şu anda Türkiye'de. Ben de tek oldum. Hepsini bir araya getirseniz Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nı toplasanız bu oy etmiyor. Şimdi 2020'de yapılsa daha yüksek çıkacak oran. Çünkü mesela Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalarda her sene daha avantajlı duruma geçiriyor. Bakın kadına karşı şiddet, çok ciddi bir şiddet sorunu var Türkiye'de değil mi? Dünyadan farklı. Yani dünyada %10 artıyor kadın cinayetleri, %5 artıyor ülkesine göre, ama Türkiye'de %1400'lük artış var. Hiç kimse hiçbir rakama inanmasın. Günde en az minimum 3 kadın öldürülüyor bu ülkede. Ve korkunç bir olay. Cins kırım diyorum ben o yüzden. Bir cins kırım yaşanıyor ve bakın öldürülme nedenlerine. Boşanmak istediği için, istemediğiyle evlenmek istemediği için, çalışmak istediği için, istediği kıyafeti giymek için. Yani en temel haklarını, en temel haklarını savunmak için ölüyor kadınlar. Özgürlük için boşanmak istiyor. Özgür yaşamak istiyor. Bağımsız olmak istiyor. Ve kadınlar biliyor o özgürlüğünün bedeli ölüm olabilir. Bilmiyor mu kadınlar her gün boşanmak isteyen kadınların nasıl öldürüldüğünü? Buna rağmen özgürlüğü için ölümü göze alıyor kadınlar ve bazılarını kaybediyoruz biz. Ve buna karşı Türkiye toplumunda aslında o kadar basit ki yapılması, yapılabilecek şeyler o kadar basit ki, o kadar çok şey var ki yapılması gerektiği halde yapılmayan. Mesela Kadir Has Üniversitesi'nin araştırması şunu ortaya koyuyor. Bir erkek ailesinin dirlik ve düzeni için
zaman zaman şiddete başvurabilir diyenlerin oranı Türkiye'de kaç biliyor musunuz? %5. 5. 5. Sadece 5. Siz %5'i kontrol altında niye tutamıyorsunuz ki? Bütün devletin olanakları sizin elinizde. Korkunç bir bütçeniz var. Bütçe tartışıyoruz şimdi. Kadına yönelik şiddeti önlemek için kaç sığınak açacağız? Kadına yönelik şiddetle mücadele politikası, yani politik bunun için politika üretmek gerektiği OPUS kararıyla sabit, ondan beri gelen bütün uluslararası ve yerel yasalarla sabit. Peki niye yapmıyorlar? Ne yapılması lazım? Çözüme yönelik, evet. Şimdi öncelikle yani bir kere kadına karşı şiddetin bir salgın, kalıcı bir salgın ama. Dünya çapında pandemi diyoruz ya, gerçek pandemi ev içi şiddet ve kadına karşı şiddet. Onun aşısı da İstanbul Sözleşmesi'nde yazdığı gibi bir tane aşısı var. Hayatın her alanında eşitliği sağlayacaksın. Aşı bu. Bununla durdurabilirsin, bununla yok edebilirsin kadına karşı şiddeti. Onun için de eşitliği sağlamak için de Alo şiddet hattı, cinsel şiddet kriz merkezleri, sığınaklardan oluşan ulusal bir ağ oluşturman gerekiyor. Bu da bedava olmaz. Bütçeden bunun gerektirdiği payı ayıracaksın. Şimdi bütçe İki, tartışıyorlar. tabii bütçe tartışıyorlar ve kalem kalem bunları görüyor olmamız lazım Evet. hükümet bütçesinde. Bizlere Bir okul başka nokta bilmiyor. var. Eşikin dikkat çekmeye çalıştığı bir başka nokta var. 25 Kasım için bu konuda kamuoyuna hatırlatma yapıp bunu bir kampanyaya çevirmek istiyoruz. Bakın, çok güzel reformlar yaptık. Hani şimdi yargı reformundan bahsediliyor ya Evet. Türkiye'de. Yani, ne olur bir bize hiç kimse reformdan bahsetmesin. Yani, o kadar çok reform yapıldı ki. Yani arkadaki sepetteki reformlardan bir tanesini uygulamaya soksalar Türkiye'de hukuk devleti Reform olur. yapmayın, uygulayın, yasayı var olun. Sepette çok reform var. Bir tanesini koyup uygulasalar. Bir de Bak bir bağımsızlık. örneği Ben ben size bir örnek vereyim. Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesi. 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe girdi bu Türk Ceza Kanunu. 1 Haziran 2005. İşkence bölümü var. İşkence nedir? Devlet görevlisinin vatandaşa yaptığı kötü muamele. Evet. 96. madde diyor ki, peki vatandaşın vatandaşa yaptığı işkence var. Ben bunu cezasız mı bırakacağım devlet olarak? Hayır. Dolayısıyla eziyet maddesi 90. madde. 2 yıldan başlıyor cezası. Eğer evlilik bağı varsa ya da anne baba ilişkisi, çocuk ebeveyn ilişkisi varsa, kan bağı varsa yani. 3 yıldan başlıyor cezası. Tutuklu yargılama gerektirir. Evet. Eğer şiddet sistematik ise ki aile içi şiddet sistematik demektir. Eziyet E, olur. Evet. işkencedir diyor. Dolayısıyla sen sistematik olarak işkence uygulayan insanlara eziyet maddesini uygularsan sorun cinayete varmadan çözülmüş olur. O %5'i rahat rahat durdurursun. Bakın biz bunu Israr ediyoruz 25 Züla da yani. Türkiye'de kanun olarak yürürlüğe girdi ya. Evet. Birleşmiş Milletler ne zaman dedi kadına karşı şiddet işkencedir diye? 2017 yılında. Yani Türkiye 2005'te ceza kanununa kadına karşı şiddet işkencedir yazdı. Birleşmiş Milletler bile 2017 yılında bunu kabul etti. Şu Maşallah anda güzelmiş. Ama tabii uygulayan yok. şu anda elimizde hem ulusal bir yasa var, yerli, milli bir yasamız var. Kadına karşı şiddeti durdurmak için çok etkili bir yasa. Aynı zamanda bir Birleşmiş Milletler kararı var. Kadına karşı sistematik şiddet işkencedir diyen. Ve bakın çok önemli bir şey bu. Ben kadınlara güveniyorum Türkiye'de. Bu 25 Kasım'da kadına karşı şiddetin işkence olduğunu tekrar ve tekrar bütün siyasilere anlatmaya çalışacağız. Ve yargı mensuplarına anlatmaya çalışacağız. Çünkü bakın geçen gün Bunlar çok güzel diyelim hep beraber. tabii bir işçiyi patronu üzerinde sigara söndürmek dahil olmak üzere nasıl işkence yaptığını anlatıp kameranın gözü önünde dövmüştü ve tutuksuz yargılandı. Bakın orada bir işkence var. Devlet vatandaşına işkence yapamaz, vatandaşın vatandaşa yaptığı işkenceyi seyredemez. Siz nasıl serbest bıraktınız o patronu? Siz nasıl serbest bırakıyorsunuz kadını kettle'da su haşlayıp, su kaynatıp kadını haşlayan, su kaynayıncaya kadar da kemerle döven bir adamın saatler boyunca yaptığı işkenceyi siz nasıl cezasız bırakırsınız? Bu bir yaralama fiili değil ki. Bu basit bir hakaret
fiili değil ki. Bu bildiğin sistematik işkencedir. Dolayısıyla bunu, işkenceden yargılamanız lazım. Pratikte söylediğimizde ki yani daha yenilerde buna ilişkin bir savunma bile yaptım. Ama sanki yeni bir şey duymuş gibi dinliyor hakimler. Buna alıştırmak, okula alıştırmak zorundayız. Hala bugün işkence dediğimizde aman canım o öyle değil, o kamu personelinin işte şeye yaptığı, vatandaşa yaptığı suç diye devre dışı bırakmaya çalışan sözde kadın haklı savunucuları da var bu ülkede. Yani, Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesini açıp okusunlar. Yazıyor. Evet. Şimdi peki yani yasalar konusunda düzeltilmesi gereken, tamamlanması gereken eksiklikler de var. Bu anlamda söyleyebileceğin şeyler var mı? Yani şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız. Tamam, elimizde çok hatta uygulansa gayet uygun, zemine uygun yasalar var ama tamamlamamız gereken şeyler de var mı? Hep savunmada kalıyoruz. Biraz da taarruz mu etsek acaba? Benim kişisel fikrim, ne olur hiç kimse hiçbir şeye ellemesin. Yani bu yapılmış olan yasalarda, bakın medeni yasada, evet, Türk Ceza Yasası'nda, anayasanın hem ayrımcılıkla ilgili 10. maddesinde hem aileyle ilgili 41. maddesinde, İstanbul Sözleşmesi'nde, evet, yani bütün bunların uluslararası sözleşmeler dahil noktasında virgülünde emeğimiz var. Evet. Bunları bizim uygulayalım diyoruz biz şu anda. Tabii uygulansın, biz bunları orada süs laflarda, raflarda dursun, ciltli kitaplar olsun, dünyaya çıkıp bizde de bu kanun var diye övünelim diye yapmadık, uygulayalım diye yaptık. 1 Haziran 2005'ten bahsediyorum, eziyet maddesi kadına karşı şiddet işkencedir diyor. Sonra da soruyor Cumhurbaşkanı, bir adam kadını 15 yerinden bıçaklayıp nasıl serbest kalıyor diye. Çünkü senin yazdığın kanun maddesini uygulamayan bir yargı sistemi oluşturursan tabii ki serbest kalır. İnsan, kadın hayatına kastedenler. Bakın Aleyna Çakır olayını konuşuyoruz. Evet. Boğmaya çalışılmıştı orada. Şüpheli hala onu boğmaya. Bırakın cinayet mi, intihar mı, bu tartışmaya girmiyorum hiç. Ben intihar olmadığını düşünüyorum ama hiç girmiyorum tartışmaya. Öncesinde saldırganın kamera kaydına aldığı boğmaya çalışma ve bunun sonucunda bayılmış bir kadın görüntüsü var. Evet. Boğmaya çalışmış, bayılmış kadın çekmiş kamera kaydıyla sosyal medyada yayınlamış bir fail var ve fail dışarıda dolaşıyor. Boğmaya çalışmak ne demek bir insana? Öldürmeye teşebbüs. Musa Orhan vakası da öyle. Yani nitelikli cinsel saldırıyla suçlanan bir adam, o da şu an aramızda dolaşıyor. Adalet konusunda ciddi bir problemimiz var herhalde. Az evvel eşitlik dedin. Yani şimdi eşitlik için adaletin eşitlikten bağımsız düşünülemeyeceğini düşünürsek eğer, bir yandan da işte toplumsal cinsiyet eşitliği sözüne bile takılmış bir siyasi iktidar var. Yani sanırım eşitlik kelimesiyle de sorunumuz var. Öyle değil mi? Tabii eşitlik kelimesi yerine yaratılış farklılıklarından kaynaklanan, fıtrata bağlanan bir toplumsal cinsiyet adaletsizliği ve eşitsizliği propagandası yapılıyor. Yani hani ben gerçekten bu örneği vermekten rahatsız oluyorum ama vermek zorundayım. Yani nasıl olabilir? Evdeki bütün makineleri kadın cinsi kullanacak, kapının önündeki, dışarıdaki bütün makineleri erkek cinsi kullanacak. Ya böyle bir yaratılış hikayesi olabilir mi? Kesinlikle. Yani bulaşık makinesini lokantada çalıştıran erkeğin erkekliğine laf gelmeyecek. Yaratıcı onu öyle yaratmış olacak. Ama evdeki bulaşık makinesini kadın çalıştıracak. Ya da evdeki fırını kadın, fırında kadın yemek yapacak. Lokantadaki fırında erkek yemek yapacak. Buna inanmamızı ve Tanrı'nın böyle yarattığına inanmamızı bekliyorlar. Yani kadın ayağı frene bastığı zaman araba durmayacak. Erkek ayağı bastığı zaman duracak. Öyle mi yani? Yani sanki işaret parmaklarının çamaşır makinesine düğmesine basarken, bulaşık makinesi düğmesine basarken işaret parmağına cinsiyet atamış yaratıcı gibi bir saçmalığa bizim inanmamızı bekliyorlar. Yok böyle bir şey. Ev içindeki ve ev dışındaki bütün işleri hep beraber yapabiliriz. Öğrenci evindeyken erkekler çamaşır da yıkayabiliyor, bulaşık da yıkayabiliyor, yemek de yapabiliyor. Ama evlendiği zaman bütün bunlar kadının
işi haline geliyor. Yaratıcı bekarken erkeklerin bu işi yapabilecek şekilde genetik kodlarını ayarlamış. Evlilik zamanında kadının yapacağı şekilde ayarlamış. Olamaz herhalde, değil mi? Yani bize 21. yüzyılda buna inanmamızı bekleyen bir sistemle karşı karşıyayız. Onun için ev içi işlerde, ev dışı işlerde, cinsiyete bağlı işler değil, İnsanın ihtiyacı olan işler. Yani yemek, içmek, sağlıklı kalabilmek, temiz ortamlarda yaşamaktan bahsediyorsak, keyifli iş ortamlarından ve mesleklerden ve işlerden bahsediyorsak, işin de cinsiyeti olmaz, ev işinin de cinsiyeti olmaz. Bunlar her iki cinsin eşit olarak paylaşması gereken hayat yükümlülükleri, ya da paylaşırsak zevk olur, paylaşmaz ve bir cinsin üzerine yıkarsak angarya olur. Angarya da insanlık suçudur. Kesinlikle. Şimdi son olarak aslında eşik dedik, orada şu an herhalde 312 kadın derneği hepsi bir araya geldi ve canla başla bütün bu hem saldırılar bakımından hem ne yapabiliriz'i konuşuyorlar, tartışıyorlar, kampanyalar düzenliyorlar. Sanki bu anlamda bu politikaların oluşturulması için itekleyici güç ve mücadele mekanizması esas STK'lar bakımından dönüyormuş gibi geliyor bana. Birçok konuda olduğu gibi. Aslında işin yasa yapıcı ayağı, işte o politikaları üreten ayağı mecliste. Ve orada da bir eşitlik sorunumuz var. Yani onlara düşen nedir bu anlamda? Onlara birkaç bir şey söylemek ister misin? Yani eşik olarak meclis izleme çalışması başlattık. Aslında İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamakla görevli meclis. Yani devlet derken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamak görevi var. Onu hatırlatmak istedik eşik olarak. Ne yapacak bakalım meclisimiz diyerek, meclis başkanından başlayarak 1 Ekim tarihiyle 15 Ekim tarihi arasında bir izleme çalışması yaptık. Raporunu yayınladık. 15 Ekim tarihli raporu, ayrıntılarını isteyen herkes internetten ulaşabilir. 15 gün boyunca kadın cinayetlerinden ve İstanbul Sözleşmesi'nden bir kere söz edildi. Toplam 57 saniyeydi. Toplam 57 saniye, 15 gün boyunca mecliste 57 saniye kadın cinayetlerinden bahsedildi. Şimdi bizim izleme çalışmamız devam ediyor. 15 Ekim'den sonraki bölümün raporunu yayınlayacağız önümüzdeki günlerde. Güzel bir fark yaratmış oldu eşik. Şimdi değişik partilerden kadın milletvekillerinin, HDP'li, CHP'li kadın milletvekilleri de başta olmak üzere, deliler gibi, hatta erkek milletvekillerinin de bütçe konuşulurken ya da meclisteki herhangi bir konu konuşulurken kadınlara değen tarafını gündeme getirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu da güzel bir şey. Çünkü birlikte dönüştürebiliriz toplumu. Kadın hareketi elbette bunun için mücadele edecek. Ama bütün sivil toplumun ve bütün siyasi partilerinde kadın hareketiyle birlikte bu toplum projesi için çalışması gerekiyor. Bilal, çok teşekkürler hem verdiğin bilgiler için hem bu güzel sohbet için. Umarız daha güzel günlerde daha güzel şeyleri konuşabiliriz. Sevgili Bayan Dil Kadın izleyicileri, bu programımızda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleyi feminist avukat Hülya Gülbahar'la konuştuk. Gelecek programlarda görüşmek üzere.